Pentagon UFO görüntüleri yayınladı. İzlediniz mi? Yayınlayacaklar. Yavaş yavaş dünyada bana gelmeye başladı. Peki ben onlardan önce oraya gittim. Buradakiler neredeydiler? Hani ne oldu buradaki bana sallayanlar? Ey buradaki bana sallayanlar. Siz sallama yaptınız, dallama yaptınız. Ben dallandım, budaklandım ama siz saklandınız. Niye saklanıyorsunuz şimdi? Çünkü o zaman bana salladınız. Ne uzayı, ne yukarısı, ne aşağısı. Yok uçuktu, yok kaçıktı. Ne oldu şimdi? Kimlere kaçıyor? Kimlere uçuyor? Yapmayın. İlim adamlarını, ben aynı, türkü söylerim ama aynı zamanda bir ilim adamıyım. Aynı zamanda irfan, aynı zamanda iman. Çok yönlü bir dostunuzum, kardeşinizim. Yönlü bir insanım. Çocukluğumdan beri, 9 yaşından beri araştırmacıyım. İlle beni bir yerde bir şeyi kazarak orada gördükten sonra mı karar vereceksiniz? Beynimiz kazıla kazıla, yazıla yazıla. Astronomik oldu, biyoloji oldu, kimya oldu, beta oldu, alfa oldu. Oldu da oldu be. Olduk. Bu olmuşlardan yiyin. Yani ağacın altına düşenleri yiyin dalını kırmadan. Beni çok kırdınız ama neyse, ben sizi yine affediyorum ya. Yine affediyorum. Olur. Dünya nasıl bir değişime ayak uyduracak? O ayaklar şu anda attıkları yerde mekanlarını kurmuşlar. Biz de o mekanlar içerisindeki onları seyredeceğiz. Onların çizdiği raporlara göre hareket edeceğiz. Biz daha henüz rapor çizemiyoruz. Oraya gelemedik. Dünyanın çizdiği raporlara göre hareket ediyoruz. Yani bir sistem kurulacak, biz de ona uyacağız. Tabii. Yani inşallah ileride bu sistemin başına biz geçer, o sistemi biz hazırlarız. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sistemi biz onlardan önce hazırlardık ama bu benim kafama uymadılar. Ha, kimdir işte bu Topaloğlu uzaylı? Ya işte Mustafa işte uzaylı ya falan demeselerdi. Gelip benimle akort olsalardı, beyin jimnastiği yapsaydık. Ne bileyim, belki o raporları biz dünyaya sunardık, bizim raporları beğenirlerdi. Ama sunamıyoruz. Herkesin aklı iyi ya, herkes kendi aklını sever. Ama ben kendi aklımı severim ama senin aklını da severim. Akıla hizmet ederim ben ya, akıl toplarım. Bugün hayatın yeni bir öğrencisiyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Aha, bugün yeni bir öğrenciyim. Biliyorum yok ya. Öğreniyorum var. Bu biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum çıktı ortaya. Ne biliyorsun? Senden daha iyi bilen var. Ben öğrenciyim ya. Bu kadar okudum, bu kadar araştırdım. Dünyayı elekledim. Altına düştü taşlar. O taşları da elekliyorum şu anda. Ama hala bir şey bildiğim yok. Hala öğreniyorum ya. Ben üzülüyorum bunu biliyorum. Ben bunlara üzülüyorum. Herkes bildiği kadar biliyor. Neyi? Bilmek istediğini, anlamak istediğini. Ama birinci görevimiz birbirimizi anlamak ya. Birbirimizi anlarsak bizi dünya daha iyi anlayacak. Biz birbirimizi anlamakta zorluk çekiyoruz. Günah ya. Hakikaten zorluk çekiyoruz ya. Niye? Neşe muhabbet varsa bu dünya cennet ya. Yok Ali ne yaptı? Onu nasıl aldı? O arabayı nereden aldı? Bak Ajda Pekkan çok güzel bir kelime kullandı bundan birkaç gün önce. Ben dedi öyle çantam maça dedi şey onu alıyor para vermiyor dedi, taş dediler ona. Ne taşı dedi ya? Göster işte kendilerini göstermek isteyenler. Yok helikopterim var, yok oyun var, buyun var. Bir adamın sanatçı olup da elinde 200 bin liralık 400 bin liralık taş takıyorsa o adamın insanlığından şüphe duy. Niye? Ya bir ekmek almaya muhtaç fakirlerimiz var. Birbirimizi düşünmemiz lazım ya. O zaman biz o raporları hazırlar, onların önüne koyarız. Şimdi onlar rapor hazırlıyorlar. Bizim önümüze koyuyorlar. Biz o rapora uyuyoruz. Biz rapor hazırlayamadık.